Nasıl huzursuz ettiler yani, o kadar olur. Dün gece tansiyonu çıktı yine. Aman şekerim, sen kendine dikkat et. Sana bir şey olursa Zeynepçik ne yapar sonra? Elimde değil Hayri. Düşündükçe cinlerim tepeme çıkıyor. İnsanlıktan nasiplerini almamışlar ki. Sırf çocuğu sömürmek için yapıyorlar bunu. Avukat bey buna izin vermez, merak etmeyin. Ben elimden geleni yapacağım. Ama dediğim gibi kararı mahkeme verecek. Yani karar aleyhimize çıkarsa alıp gidecekler Zeynep'i. Düşüncesi bile tüylerimi diken diken ediyor. Bak Allah aşkına bak. Kafam şişti, başka oyun oynayalım. Bir dakika ya. Bir saattir bir dakika diyorsun. Yandın işte. Senin yüzünden vıdı vıdı ettin. Bozulma ya, nereye şimdi? Su içeceğim. Bana da getirir misin? Tamam. Seyfi Bey'in isteği doğrultusunda sürdürdüğümüz işlemlerin hepsi kurallara, kanunlara uygun. E daha ne? Bu durumda vasiyi benim. Onlara ne oluyor? Ama şimdi itiraz var. Hem daha sizin vasiliğiniz onaylanmadı ki. Evet, itiraz olmasaydı hemen onaylanırdı. Ama şimdi evrağın tamamlanması, incelemeler derken iş uzayacak. Aman Zeynep, benim yanımda, gözümün önünde olsun da istediği kadar uzasın, mühim değil. Yalnız şöyle bir durum var. Mahkeme sonuçlanana kadar Zeynep bir sosyal hizmetler kurumuna yerleştirilebilir. Ne? Yuvaya falan mı verirler? Geçici bir süre için. Olmaz öyle şey. Vermem ben onu. Mahkeme karar alırsa vermek zorundayız ama. Ya gitmesin. Cem. Ne olur baba, almasınlar onu bizim yanımızdan. Şşş, sakın Cem. Sakın bunu Zeynep'e söyleme. Ama siz de vermeyin onu. Tamam ama ağlama bak. Ona bir şey belli etme. Ne oluyor Cem? Gel gel. Hadi git, bir şey anlamasın. Kimsesiz değil ki. Sosyal hizmetlerde ne işi var? Hemen panik yapmayın. Ben sadece böyle bir ihtimal var diyorum. Affedersiniz. Aa, Gönül. Alo Gönül. Ya kusura bakma, biz unuttuk seni. Geldin mi? Ha, buradasın. Dur, iniyorum. Gelsin gelsin. Ya da sen çık ha. Tamam. Gözünüz aydın. Cem, annen geldi. Annen geldi. Duymadın mı Cem? Duydum. Ne duruyorsun? Koşsana, özlemedin mi anneni? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Gülen teyze. Aa, merhaba canım. Cem, oğlum. Annem. Buyurun, buyurun, içeri geçin. Rahatsız etmiyorum inşallah. Rica ederim, buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözün aydın Cem. Buyurun oturun. Ben kalkayım. Otursaydınız. Daha sonra uğrarım. Ben de gideyim artık. Size iyi günler. Sen nereye Hayri? Gideyim, çocuklar çok yalnız kaldı dükkanda. Sen bilirsin. İyi günler. İyi günler. Canım oğlum. Zeynepciğim, çok üzüldüm yavrum. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Bir gelişme olursa haber verirsiniz değil mi? Sağ olun, güle güle. Yine gel Hayriye. Aç şu Hela'ya selam. Hayriye teyze niye apar topar kalktı ki? Bilmem. Böyle şeyleri kaçırmazdı ama. Aa, yürü, ayıp olmasın kadına. Hı-hı.
Zeynep yalnız kalmasın diye Mehveş teyze buraya taşındı. Alt kat bize kaldı. Halihazırda soramadım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin de başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Kahvenizi nasıl alırsınız? Zahmet olmasın. Ne demek? Sade rica edeyim. Bana ne getirdin anne? Şşt, Cem ayıp oğlum. Niye ayıp olsun? O benim annem. Aç bakalım beğenecek misin? Zeynep'ciğim bu da senin. Benim mi? Ne zahmet ettiniz? Bırak kibarlığı, aç aç. Allah, kamera. Vay. Disman. Bak Mefeş teyze kulaklığı da var. Evet ya, güle güle kullan. Benim kameram, çok şahane çok. Acayip filmler çekerim ben bununla. Yönetmen bile olurum. Zeynep yazar, sen çekersin. Oldu olacak, ben de oynayayım bari. Bir tanesin sen, canım annem. Çok teşekkür ederim Gönül teyze. Bir şey değil canım. Gerekirse beni şahit gösterin. Gelir hakime söylerim vallahi. Mehveş Hanım Zeynep'e çok iyi bakar derim. İnşallah şahit dinlenmesine gerek kalmadan hallederiz. Sizin de işiniz zor. Adalet yerini bulsun diye uğraşıp duruyorsunuz. İşimi seviyorum. Çok vaktinizi alıyordur. Eşiniz şikayet etmiyor mu? Ben bekarım. Hiç evlenmedim. Aa, öyle mi? İşten güçten fırsat bulamadınız herhalde. Kısmet olmadı. Vakti saati gelince olur. Kardeşim de beni yalnız bırakmasın diye evlenmek istemiyordu ama gönlüne göre birini bulunca ablam abla dinlemedi. Siz de bekarsınız demek. Herhalde yani. Allah geliyor. Aa, gidiyor. Yanındaki avukat değil mi? Ha, o. Kardeşimin nişanı da rahmetli takmıştı. Nikahını göremedi. Çok iyi anlaşırdık. Zaten ben herkesle çok iyi anlaşırım. Uyumlu insanımdır yani. Nereye gidiyor bunlar ya? Bilmem. Çarpan mı acaba? Hayriye. Hayriye. Ne yapıyorsun Süleyman? Hayriye diye bağırılır mı? Döver vallahi. Afıl yabancıların yanında abla dersem kızıyor. Özellikle yabancı adamların yanında. Allah Allah. Kaptırmışlar, ne konuşuyorlar öyle acaba? Aman. Bir ne? Gel bir kafamızı içelim. Kapı babı kaç babı. Hadi gel. Şirketi Vedat'ı şimdi de İspanya'ya gönderiyor. Seneye oradayız yani. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Siz de gezgin oldunuz ha. Vallahi öyle. Bir ayağınız burada. Git gel zor oluyordur. Biraz ama Cem'i görünce bütün yorgunluğum uçup gidiyor. Bu sefer kalırsın biraz. İşimiz var. Ya niye herkes el sallıyor? Başka hareket yok mu? Bizim milletçe özelliğimiz bu oğlum. Kamerayı görünce otomatik olarak el sallarız. Bak işte. Ne oluyor ya? Bana da söyleyin. Yok bir şey yavrum, yok. Ayıptır sormasın. Ne işiniz var merak ettim. Cem'in sünnetini yapmayı düşünüyoruz da. Ya! zamanıdır. Baba niye benim haberim yok? Şimdi oldu işte. Düğün mü olacak, ne güzel. Ya çok güzel. Aa, niye bozuldu? Kıyafet alacağız, hediyeler gelecek. Oh yaşadın sen, yaşadın. İyileştikten sonra da seni tatile götüreceğim. Çok eğleneceğiz. Ne oldu Cem? Niye surat asıyorsun? Ne olacak, korktu. İşte bile. Süper kahraman düdüğü patladı. Aa, hoş geldin abla. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayrola? Niye? Nereye gittin sen öyle? Ha, gördünüz mü? Seslendik hatta ama sen duymadın. Avukat beyle bir mesele hakkında konuşuyorduk da köşeye kadar gittim. Mesele neydi? Aman ha acaba, önemli değil.
O elindeki ne? Kart mı? Hı. Lazım olur bir işiniz düşerse ararsınız diye verdi. Aman Allah tüfür mefin. Ne doktora ne avukata. Birden ufak olsunlar. Öyle deme Süleyman. Onlar da lazım bibe. Allah eksikliklerini göstermesin değil mi abla? Abla! Hı, ne? Yok bir şey. Bahçeyi bir güzel süsleriz. Yatağını da sereriz. Çok güzel olur valla. Anne, Gönül Hanım belki başka yerde yapmak ister. Yo, bence de bahçede hoş olur. Ha, gördün mü bak? Hem masraf da olmaz. İkram ben hazırlarım yine. Eğlenceli olur. Keşke dedem de senin sünnet kıyafetlerinle görseydi. O bizi hep görüyor. Değil mi Mehveş teyze? Evet oğlum, evet. Bir an önce hazırlıklara başlamak lazım ama. Alışveriş, davetiyeler falan çok işimiz var. Telaşa gerek yok. Hepsini hallederiz evelallah. Murat, çok şanslı adamsın. Nazar değmesin. İhsan babaya da haber verirsin. Tabii canım. Dedem de mi gelecek? Yaşasın. Gelmez mi? Torununun mürüvvetini görecek. Ben kalkayım artık. Sizin de işiniz vardır. Yok canım. Gerçi festivale film yetiştireceğiz ama. Ya gitme, biraz daha otur. Benim de halletmem gereken işler var. Yine geleceğim oğlum. Hadi şimdilik hoşça kalın. Güle güle Gönül teyze. Tekrar teşekkürler. Bir şey değil canım. Siz rahatsız olmayın lütfen. Rica ederiz. Ben bakarım. Alo. Nasılsın güzelim? Teşekkür ederim, iyiyim. Biz seni çok özledik Zeynep. Yengen de Zeynep'im diyor, başka bir şey demiyor. Sağ olsun. Biz bu yakınlardayız. Gel de görelim seni. Şey, gelemem ben. Ama sana bir sürprizimiz var. Söyleyeyim mi Behiye? Annenle babanın resimlerini getirdik sana. Sahi mi? Sahi ya. Gelip görmek istemez misin? Hatta onları sana veririm. Tamam, gelirim o zaman. Nereye Zeynep? Bir dakika. Osman amcam çağırıyor. Sakın, bir yere gitmek yok. Lütfen Mefeş teyze. Olmaz dedim. Çok almam valla. Annem babamın resimlerini getirmişler. Onları alıp gelirim hemen. Lütfen Mefeş teyze, lütfen. Tamam git. Osman amca neredesiniz siz? Tamam tamam, birazdan gelirim. Sağ olun Mefeş teyze. Ben hazırlanayım. Bekle, ben de geliyorum. Gelin daha iyi olur. Ben de geliyorum. Senin ne işin var oğlum? Dış çekim yapacağım baba. Otur oturduğun yerde, hadi. Ya. Bırak, istiyorsa gelsin. Aslan Mefeş teyze, bundan sonra bütün filmlerde başrolü sana vereceğim, söz. Cem, hadi çocuğum. Önüne bak, önüne düşeceksin. Seninkiler orada. Uyanık takılmış peşine. Yalnız bırakmıyor, yiyeceğiz sanki çocuğu. Merhaba. Merhaba. Canım yavrum, güzel kızım benim, bir taneciğim. Bana da bırak Behiye, ben de özledim yeğenim. Hoş geldiniz, buyurun. Bir sandalye çek de otur oğlum. Canım benim, amcaoğlumun yadigarı, evladım. Kan çekiyor işte. Ne kadar inkar etseniz de akrabası. İnkar ettiğimiz yok. Meselemiz başka. Aslında size teşekkür etmemiz lazım Mehveş Hanım. Yeğenimizi böyle sahiplenmeniz çok güzel. Değil mi Behiye? Vallahi bilseydik yola çıkmak için acele etmezdik. Çocukları komşuya emanet ettik biz de. Aradılar biraz önce. Sana çok selamları var. Zeynep ne zaman gelecek diye soruyorlar. Zeynep sizinle gelmeyecek. Hakim Hanım ne buyurdu, duydun mu? Çocukların yanında olmuyor Behiye. Siz bizi yanlış anladınız. Yanlış değerlendirdiniz Mehveş Hanım. Yapmayın Allah aşkına. O bizim canımız, kanımız.
kendi çocuğumuzdan farksız. Onun iyiliği için uğraşıyoruz biz. Kendi ailesini yanında, kardeş çocuklarıyla bir arada büyüsünler diye. Aile gibisi var mı canım? Değil mi Zeynep'ciğim? Hani resimler nerede? Aa, resimler doğru ya. Versene beyiye. Al bakalım. Fotoğrafını verdi bugün. Çok mutlu oldu. Ama sonra Mefeş teyzemle birbirlerini iğneleyip durdular. Onlarla gitmek istemiyorum. Onlar benim akrabam. Ama kendime Mefeş teyzeyi daha yakın hissediyorum. Hem dedem de onunla kalmamı istedi. İnşallah hakim de öyle karar verir. Zeynep, gir. Gelsene, filmimi izleyeceğiz. Kapatayım, geliyorum. Hah! Bak, bu modeli beğendim ben. Çok yakışır sana. Düğünü salonda yapsak neyse. Bahçe için biraz frafan kalıyor. Düğün düğündür kızım. Ele güne karşı şöyle şık gösterişli bir şey giy. Hah! Hah hah, bak bu nasıl? Üf, bilemiyorum ki. Karar vermek zor. Hazır mı baba? Evet. Hadi bakalım, film başlıyor. Bir dakika, Zeynep gelsin. Zeynep. Geldim. Işıkları da kapatalım. Sinema gibi olsun. Yok artık. Mısır da patlatalım mı? Var mı? Yok. Ne söylüyorsun öyleyse? Çocuğun canı isteyecek. Vallahi onu bilmem ama benim canım çekti. Hele şükür. Hadi baba. Tamam. Evet, Mert film sunar. Bir Cem Mert filmi. Bu ne Cem? Tavuğunu çekmişsin hep. Acemiliğine gelmiş. Acem iyi film sunar. Dışarıda çektiklerimin daha güzel olması lazım. Biraz ileri sarsana baba. Baş üstüne üstad. Düğünde çekimi ben yapacağım. Yönetmenlik nasıl oluyormuş o zaman göreceksin sen. Oo, şuraya bakın. Aa, bak bu güzel işte. Heh, sevimli günler çıktı. Tam çekiyor işte. Ne kadar inkar etseniz de akrabası. İnkar ettiğimiz yok, meselemiz başka. Aslında size teşekkür etmemiz lazım Eyfeş Hanım. Yeğenimizi böyle sahiplenmeniz çok güzel. Demin Bey'i... Vallahi bak, bilseydik bak, yola çıkmak bak, gördün mü? Evet, nasıl kaçta gözle talimat veriyor? Bak. Gördüm, gördüm. Hı, bu kadar olur yani, bu kadar olur. Aradılar biraz önce. Sana çok selamları var. Zeynep ne zaman gelecek diye soruyorlar. Zeynep sizinle gelmeyecek. Hakim Hanım ne buyurdu, duydun mu? Çocukların yanında olmuyor Beyye. Siz bizi hareketi yanlış anladınız. Mı? Yanlış değerlendirdiniz Beyfeş Hanım. O bizim canımız, kanımız, kendi çocuğumuzdan farksız. Onun iyiliği için uğraşıyoruz biz. Kendi ailesinin yanında, kardeş çocuklarıyla bir arada büyüsünler diye. Aile gibisi var mı canım? Değil mi Zeynep'ciğim? Hani resimler nerede? Oo, Zeynep onları dinlemiyor bile. Ama resim göstereceğiz diye çağırdılar beni. Al bakalım. Tebrikler Cem, çok güzel çekmişsin. Hey, nereye? Daha devam var. İzlemek istemiyor. Zorlama Cem. Peki. Dolapta puding var. Hadi Zeynep'e de götür de yiyin içeride. Ne üç kağıtçılar, gördünüz değil mi? Her şeyleri sahte. Nasıl dürtükledi kadını? Vallahi Cem iyi yakalamış. Alacaksın şu kaseti, götüreceksin mahkemeye, hakime bakın diyeceksin. İşte bunlar bu kadar seviyor çocuğu, görün diyeceksin. Valla iyi fikir. Ama sen de beni tasdik edeceksin diye atlama hemen, olur mu öyle şey?
Ya bu olmaz ama. Adamı kameraya başka şekilde konuşturursak olur. Nasıl yani? Hani o gizli kamera çekimleri gibi mi? Aynen. Televizyonda ipliği pazara çıkanlar gibi. Evet. Bir buluşma ayarlayın. Siz de Zeynep'in parasından pulundan söz açın. Adam dökülür zaten. Niyeti kasetle belgelenmiş olur. Ay yok yok. Yok yapamam ben. Hadi anne ya. Elimize büyük bir koz geçer. Yapamam kızım. Ben televizyoncu muyum? Ben yaparım. Başarısız da olsa bir televizyonculuk geçmişimiz var değil mi? Yap Murat. Vallahi yap. Hemen ara, buluşmayı ayarla. Görsünler günlerini. Nerede şunların numarası? Bak burada. Fihriste yazılır. Bir de çocuklara söylerdik. Biz onlardan daha numaracı olduk. Aman sakın, sakın duymasınlar. Çalıyor. Alo, iyi akşamlar. Ben Murat. Murat Mert. Behveş Hanım'ın damadı. Evet. Ya bizimkilerle tartışmışsın biraz. Yo. Kavga patırda edecek değilim. Ben anlaşalım diyorum. Hadi yeme beni. Senin neyin peşinde olduğun belli. Tecrübeyle sabit yani. Boş ver şimdi. Gel şu işi mahkeme hakukuk demeden halledelim. Karşılıklı fedakarlık yaparız. Bir orta yol buluruz. Değil mi ya? İnsanlar konuşa. Tamam. Yarın gel konuşalım. Sabahtan. Tamam, görüşürüz. Yengeye selam. İşte bu kadar. Aman Murat. Senden korkulur vallahi. Siz de korkuyorsunuz. Osman korksun. Yok, burası olmadı. İkinizi birden almıyor. Ay, koltuklarımı yaklaştırsak ne yapsak? Dur bir de şuradan bakayım. Siz şöyle geçin. Oldu mu? Hayır galiba. Galiba ile olmaz. İşini şansa bırakma. Tamam, iyidir. Ay bana heyecan bastı. Vallahi bravo Murat. Ne kadar soğukkanlısın. Öyle olmak zorundayım. Ben çocukların yanına çıkayım. Aman dikkatli olun. Ellerim terledi vallahi. Onlar gider gitmez haber verin bana, çatlarım yukarıda. Tamam anne ya. Amma heyecan yaptın ha. Damat akıllı tabii. Uzlaşma yolunu seçti. Kandıracak seni. 3 kuruş verecek eline. Sonra hadi güle güle. Adamın asabını bozma Behiye. Çocuk muyum ben? Niye kanayım? Huyunu biliyorum senin. Mahkemeyle de uğraşmayız. İyi olur böylesi. Sıkı pazarlık yap bari. Mahkemede kaybedersek hiçbir şey alamayız. Bir de üzerine mahkeme masrafları. Onun için 3'e 5'e bakmayalım. Ne koparırsak kârdır. Sen şimdiden çektin teslim bayrağı. Ne kanaatkar adamsın be. Sen de ne açgözlü kadınsın ya. Alo, merhaba, ben Hayriye. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Allah iyilikler versin. Ben bir şey danışmak için rahatsız ettim. Vasiyetimi hazırlamak istiyorum da. Yoo, sağlığım yerinde çok şükür. Ama 5 dakika sonra ne olacağımız belli mi? Yine de bir yol gösterseniz. Yüz yüze mi? Konuşuruz tabii. Öyle mi? Yakınlardasınız yani. Çay mı içelim? Bilmem ki. Peki, iyi olur, iyi. Tamam, evet biliyorum. Uyar, 10 dakika sonra oradayım. Thank you.
kendimi okulu kırmış lifeli kızlar gibi hissediyorum. Ben de ilk randevuna gitmiş Afrik gibi. Ne diyorum biliyor musun? Oldu olacak, kavağa kadar gidelim. Şöyle güzel bir balık yiyelim. Üstüne de lokma, böyle vallı vallı. Oh, yiyelim valla. Nafı paramız var. Ablam arıyor. E aç. Alo, efendim abla. Neredesiniz Süleyman? Fokan Bafındayım. Çabuk işinizin başına dönün, çabuk. Ama izin verdiydin ya. Geri alıyorum, gelin buraya. Oyun mu oynuyorsun sen bizimle ya? Çok konuşma, işim var. Çıkmam lazım, çabuk. Abla! Ne diyor? Finir, geri çağırıyor bizi. Ya! Niye o zaman hala böyle gidiyorum? Ne bileyim ben ya. Tepe ferfeme oldum ya. Deli midir nedir? Tövbe tövbe. Yok. Bak, parayı da geri iftarfe vermeyelim, tamam mı? Ya yarısı bizde kalsın bari canım. Yürü. Biz aşağı iniyoruz. Aa, olmaz. Niye? Olmaz işte. Emel ablan temizlik yapıyor. Ayak altında dolaşmayacağız ki. Kameramı alıp hemen geleceğiz. Kamera babana lazım oğlum. Reklam için deneme çekimi yapacakmış. El koydu kamerama. Yemedi ya. İşi bitince verir. Hadi ben de size yemek vereyim. Hadi mutfağa doğru. Kış 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 hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son karşılaşmamız pek hoş olmamıştı ama... İşi halledene kadar yüz yüze bakacağız mecburen. Buyurun. Fazla yerleşmeyelim. Şuracıkta konuşalım. Aa, olur mu canım? Buyurun buyurun. Buyurun buyurun. Buyurun. Aa, oraya değil. Buraya lütfen. Bu koltuğun yayı kopmuş da batıyor. Eski tabii. Bizim eşyalar da eskidir. Elimiz bollaşacak yakında. Yenileriz inşallah. Yenilersiniz, yenilersiniz. Eşyaları, arabayı, hepsini yenilersiniz. Ben kahveleri yapayım. Tam tahmin ettiğim gibi Süleyman. Avukatla buluştum. Ya dedim ben sana değil mi? Ay ne demek ablamdan beklenirdin Süleyman? Olmadık taş baş yarar derler. Ya, ne bileyim ben ne konuşuyorlar? Uzaktayım ben. Dükkan ve evin tapusu benim üzerimde. Bankada da biraz nakitim var. Şimdi bana bir şey olursa bunlar kardeşime kalır değil mi? Başka varisiniz yoksa evet. Yok. Bir kardeşim, bir ben. Bir de gelinim. Yapayalnızız. Kimsemiz yok. Bazıları oh ne iyi çöpsüzüzüm falan diyorlar ama yalnızlık zor. Öyle. İnsan böyle büyük bir ailenin, akrabanın falan özlemini duyuyor. Ailenizi genişletmek için geç kalmış sayılmazsınız. Onun için apar topar evlendirdim ya kardeşimi. Çoluğa çocuğa karışsın. Bu kadar çalıştım, çabaladım. Mirasım da bir işe yarasın diye. Miras deyince kötü çağrışımlar yapıyor. Niye bu kadar karamsarsınız? Vallahi bilmiyorum. Son zamanlarda hayattan tat alamıyorum. Evden işe, işten eve. Çok monoton. İster istemez düşünüyor insan. Hayatınıza biraz renk, hareket katın o zaman. Gezin, eğlenin, tatile çıkın mesela. Tek başıma mı? Sıkılırım ben. Sıkılsanız da aşırı ilgiden olur bu. Tatilde sizin gibi hoş bir bayanı yalnız bırakmazlar. Ay iltifat ediyorsunuz. Vallahi kikir diyor, biliyor, biliyor. Bak ben sana söyleyeyim Süleyman. Ablan avukatla. Anlar bunu ya. Aa, sakın, bak sakın dükkanı kapatıp gelme darılırım ha. Bırak sevgisini yaşasın, rahat rahat. Tamam tamam. Birazdan gelirim ben de. Tamam bir tane, bay bay. Ah yazık ya, canım benim. Kayınvaliden başta olumlu yaklaşmadı ki. Yoksa bizim ne işimiz var mahkemeyle? O zaman açık açık söyleseydin derdin. Niye çocuğa sevgi gösterileri yapıyorsun? Duygularıyla oynuyorsun, yazık değil mi? Çocuk kıymetli tabii.
Evet, bizim için çok kıymetli. Bizim için de. Ama farklı yönlerden. Biz onu para kasası olarak görmüyoruz. Niye elin çocuğuna dört elle sarılıyorsunuz o zaman? Pazarlığı kızıştırmak için. Efendim? Bak kardeşim, biz kendi çocuklarımıza bile zor bakıyoruz, tamam mı? Zeynep'in sorumluluğunu alacağız. Kolay mı? Bir bedeli olacak tabii. Ama sen dersen ki biz sefasını da cefasını da çekmeye hazırız. O da uyar. Bir dakika, lafını unutma. Kim bu ya? Sırası mı şimdi? Baba. Baba ya. Erken geldin. Bugün beklemiyorduk. Sürpriz yapayım dedim. Fena mı ettim? Yo, iyi ettin de. İçeri almayacak mısın beni? Alamam. Şey yani alırım da alamam. Bir işim var da. Sen yukarı çık. Cem orada, Mehveş Hanım da. Oo, güzel. Çok güzel. Sen çık, ben birazdan geliyorum. Deli oğlan, tam bana çekmiş. Of, patladım. Ellerinize sağlık Mehveş teyze. Nereye? Oturun yerinize. Daha tatlı vereceğim. Patladım diyorum. Anlatamadım galiba. Ne tatlısın Mehveş teyze? Ben de çok doydum. İstemem. Meyve getireyim o zaman. Ay. Kapı çaldı, korkma. Nesi var? İhsan Bey. Saygılar. Ne zahmet ettiniz. Çok güzeller. Sizin güzelliğiniz yanında şimdiden soldular. Hoş geldiniz. Buyurun. Dedem gelmiş. Dede. Oo, aslan parçası. Çok özledim seni dedeciğim. Ya ben. Zeynep, güzel kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Oo. Siz ikiniz de görmeyeli 2 metre olmuşsunuz ya. Söyleyeyim bakayım. Dediğimi yapıyor musunuz? Asılıyor musunuz kapılara, ağaçlara ha? Ben Cem'den daha çok uzadım. Hiç de bile. Uzadım ben, uzadım yani. İkiniz de basketçi gibi olmuşsunuz ha? Yoldan geldiniz. Bir şeyler yemek ister misiniz? Sağ olun. Çok zarifsiniz ama bir şeyler atıştırdım. Teşekkür ederim. Çay içeriz ama, değil mi? Lütfen, zahmet etmeyin. Oturun da yüzünüzü göreyim. Muratların biraz işi var. Öyleymiş. Önce aşağı uğradım. Neredeyse gelirler. Ben halimden memnunum. Ziyade olsun. Afiyet olsun. Ziyade olsun. Afiyet olsun. Evet. Ne diyoruz? Anlaştık mı? Vallahi biz şartlarımızı söyledik. Siz düşünün, taşının. İstediğimiz parayı verirseniz çocuk sizde kalır. Vermezseniz hem mahkemeyi hem çocuğu hem parayı kaybedersiniz. Üstüne üstlük mahkeme masraflarını da siz ödersiniz. Söyleyin. Yani Zeynep'in bizde kalması karşılığı sigortadan kalan parayı istiyorsunuz. Parayı alınca mahkemeden vazgeçeceksiniz. Doğru anlamış mıyım? Aynen. Hoş bulduk. İfimraf gittin bari. Apar topar ifim var diye gittin. Halledebildin mi diyorum. Tabii. Sen ne demek istiyorsun? Ya vallahi bir şey demiyor abla. Ayıp ediyorsun Feyla. Sen benim avukatım mısın? Niye benim yerime cevap veriyorsun? Sen söyledin değil mi? Aşk olsun. Ya bak söylediysem böyle olayım.
seviyorum ama kimi? En tatlı briefini. Nafıl anlatayım fana? İlk harflere bak fana. Feni. Uğraşma, alırım ayağımın altına. Adnan. Dalga geçme bak, fena olur. Bir çay daha içer mi Fin Hayriyen? Daha içelim hey. Daha içelim hey hey. Daha içelim hey. Süleyman, tadını da bırak. Evet, fuyunu çıkarma lütfen. Peki o zaman. Buff'ından itibaren anlatıyor Fın. Nafıl oldu. Nafı buffladı bu ilifki. Anlatacak bir şey yok. Daha ilişki falan değil. Biz daha birbirimizi tanıyoruz. Aman Fakın. Feni yakından tanıma Fın'a izin verme. Bir tanır Fı almaz valla. Sus çık lan. Süleyman. Şimdi ne yapıyoruz? Yarın tekrar buluşup sonuca bağlıyoruz. Oldu. Anlaştık. Sizden haber bekliyorum. Hiç merak etme. İyi günler. Güle güle. İstediğimiz parayı verirseniz çocuk sizde kalır. Vermezseniz hem mahkemeyi hem çocuğu hem parayı kaybedersiniz. Üstüne üstlük mahkeme masraflarını da siz ödersiniz. Söyleyin. Yani Zeynep'in bizde kalması karşılığında ortadan kalan parayı istiyorsunuz. Parayı alınca mahkemeden vazgeçeceksiniz. Doğru anlamış mıyım? Ne diyorsunuz? Şerefsizler diyor, başka da diyecek bir şey bulamıyorum. Bunlar da insan, buyurun. Aklım hafsalam almıyor. Çok müteessir oldum, çok. Bir de beni düşün. Karşımda oturmuş pazarlık yapıyor. Gözünün ortasına bir tane indirmemek için zor tuttum kendimi. Görsün işte hakimler. Bu adi sahtekarların, soysuzların gerçek niyetlerini anlasınlar işte. Giderken yüzlerini görecekti nasıl. Paranın sözünü aldılar ya, keyiften dört köşeydiler. Ben de mahkemede yüzlerini göreceğim. Film ortaya çıkınca ne hale düştüklerini zevkten dört köşe ben seyredeceğim. Bak niye nasıl sinirlendim, elim ayağım titriyor. Aman Mehveş Hanım, kaptırmayın kendinizi rica ederim. Adalet nasılsa bu sefer verecek cezalarını. Değil mi avukat bey? Bu delille davayı kesin kazanırız değil mi? Söyleyeceklerim pek hoşunuza gitmeyecek biliyorum ama... Bu kaseti delil olarak kullanamayız. Hadi. Olur mu nasıl böyle yani? Şey? Bir dakika, nereden? Bir dakika. Nedenmiş o? Gizli kamerayla çekilen görüntüleri mahkeme heyeti delil olarak kabul etmez. Delil yasağına aykırı. Hayda. Hadi saçmalık ya. Olur mu böyle bir şey ya? Bak şimdi olur mu öyle şey canım? Nasıl kabul etmezler? Kabul etmek zorunda. Adamlar ağızlarıyla niyetlerini söylüyorlar. Anlıyorum ama hukuka aykırı çekilmiş bir kaset bu. Mahkemede delil olamaz. Ay vallahi çıldıracağım. İtiraf ediyorlar ayol, daha ötesi var mı? Anne yavaş. Ay, mümkün değil, aklım almıyor. Ama bu bandı yine de onlara karşı kullanabiliriz. Vardır bir yolu ben diyorum. Nasıl kullanacağız? Siz şimdi yarın bu adamla buluşacaksınız değil mi? Vallahi ben onu oyalamak için söylemiştim ama gerekirse buluşurum. Ben de sizinle geleyim. Bu bandı beraberce ortaya çıkaralım. Osman da karısı da bu kaseti görür görmez bir duracaklar. Bence bu kaset onları caydırmaya yeter. Gözleri korkar tabii. Onları kendi silahlarıyla vuracağız. Ay bir aksilik olmasın. Merak etmeyin. Bu işi yarın kesin olarak çözeceğiz. Ay inşallah. Kim o demeden açma. Hı. Kim o? Emel benim, Hayriye. Merhaba, hoş geldin Hayriye teyze. Hoş bulduk canım. Ay evde duramadım. Mutlaka birini anlatmam lazım. Ne oldu? Ay sus sus, biriyle konuşuyorum. Ne? Emel, kim geldi kızım? Hayriye teyze. Gelsenize, ne duruyorsunuz kapıda? Aşık oldun yani. Galiba Emel. Ay ne bileyim. Kim bu adam, nerede tanıştınız? Emel! Hadi girelim, sonra anlatırım. Hı. Murat burada mı? Hı hı. Murat, İhsan Baba, Adnan Bey. O da mı burada? Evet. Hayriye, hoş geldin. Ama nazlandın kardeşim. Gel gel, yabancı yok. Merhaba. Merhaba, buyurun. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz İhsan amca. Adnan Bey'le tanışıyorsunuz. Hı hı. Merhaba.
aklıma bir şey geldi de. Ne geldi canım? Sonra anlatırım. Üstüme iyilik sağlık. Bu gece herkes bir hoş. Otursana Hayriye. Ben çayları koyayım. Çay içersiniz değil mi Hayriye abla? Teşekkür ederim. Bugün üst üste çok içtim ama açık havadaydım. Çok iyi geldi. Bir tane daha içsem uykum kaçmaz herhalde. İçeyim. Siz Adnan Bey? Lütfen. Ama yanına limon da isterler değil mi? Evet, çok dikkatlisiniz. Çaylar geliyor. Ben de sana yardım edeyim. Ankara'da havalar nasıl İhsan Bey? Sıcak. Malum. Kuru sıcak insanın nefesini kesiyor. Maşallah, maşallah. Bir saattir ne konuşuyor bunlar? Herhalde benim sünnetimi. Peki avukat Adnan amcanın senin sünnetinle ne ilgisi var Cem? Sorabilir miyim? Yasalara uygun bir gezim olmasını sağlayacak. Deli. Sen bana sünnetimde ne hediye alacaktın onu söyle. Bilmem. Bu kadar düşünme canım, bulursun bir şey. Osman amcamlar mahkeme kararıyla beni alabilirler mi gerçekten? Hayır efendim, hiç de bile alamazlar. Sakın kötü şeyler aklına getirme. Son bir yıl içinde o kadar kötü şey yaşadım ki. Bu da olursa şaşırmayacağım. Keşke bir zaman makinem olsaydı. Kaybettiğin her şeyi bir bir geri getirebilseydim. Belki benim için icat edersin küçümen. Bak, seni alamadan önce kendine döndürdüm bile. Gitmem lazım. Geç bile kaldın. Bugün işe gitmeyeceğim. O zaman balığa gidelim. Olmaz, işim var. Hani işe gitmiyordun? Başka işim var. Ne işin var? Hayatım, kamerayı verir misin? Hey, nereye götürüyorsun kameramı? Lazım. Neye lazım? Üf Cem, ne çok soru soruyorsun. Ama ben senin şeylerini izin almadan kullanamıyorum. Sen benim kameramı sormadan alıp gidiyorsun. Haklı çocuk. Aferin Cem, seni tebrik ederim. Tamam, özür dilerim. Cem Bey, kameranızı çok önemli bir iş için ödünç alabilir miyim? Ne işi? Bak, sadece şu kadarını söyleyeyim. Zeynep'in bizimle kalmasını sağlayacak bir iş için lazım. Baştan söylesene, al senin olsun. Sağ ol küçüme, sonra her şeyi anlatırım. Belki, sonra, büyüyünce. İki kelime, yerli. Hadi çabuk, Adnan Bey'i bekletme. Dua et. Hayırlı haberle gelin inşallah. Hoşça kal baba. Hemen haber ver de merakta bırakma bizi. Tamam. Sana güveniyorum baba. Eline sağlık Emel abla. Afiyet olsun canım. Sen ne yapacaksın? Zeynep'e mi çıkacaksın? Olur, çıkarım. Ben de buraları toplayıp temizlik yaparım. Peki. Ben de biraz yürüyeceğim. Bir şeyler lazımsa alayım gelirken. Sağ olun, hiçbir şey lazım değil. Peki. Hadi görüşürüz küçümen. Güle güle dedeciğim. Ağzımı yıkayayım, dişlerimi fırçalayayım. Tamam, acele et ama. Alo. Yavrum, gitti mi Murat? Evet evet anne, az önce çıktı. Ay, hadi hayırlısı. Sabah şerifler, hayır olsun. İhsan Bey kalktı mı? Evet, şimdi yürüyüşe çıkıyor. Sana da selam söylüyor. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Gel de karşılıklı kahve içelim.
Arzu ederse İhsan Bey de buyursun. Yok yok, evle uğraşacağım, sonra gelirim. Benim elim ayağım hiç tutmuyor bugün. Ne hayırlı haber gelse de. Merak etme anneciğim. Ben çıkıyorum. Tamam. Cem yukarı geliyor. Buyursun gelsin efendim, bekliyoruz. Şu sünnet hazırlıklarını da konuşalım. Olur anneciğim. Bak Cem'in annesi de gelecek, ayıp olur kadına. Tamam anne. Kapatmak istiyorsun galiba. Yok yok da. Tamam, işin var anladım. Bitir de gel hadi. Hadi hoşça kal. Alo? Evet benim. Ne klimi? Aa evet. Ay yemin et. Tamam tamam hemen geliyorum ben. Allah Allah. Daha demin Füleyhan cebi meşgul çalıyordu. Film de kapalı. Telefonu meşgul etmesene Süleyman. Bir dakika abla ya. Daha sabahın körü. Adam bu Fatih'i aramaz, merak etme. Arar aramaz. Sen yine de meşgul etme telefonu. Allah Allah. Üf, kapattık ifte. Ben bir Füleyhan'a bakıp geleyim. Nerede bu kız ya? Efendim? Günaydın. Uyandırmadım ya. Nerede kaldı bu adam ya? Hayır, dışarıdayım. Ay pardon. Müsait değilseniz kapatayım. Şey, ben bir müvekkilimin yanındayım. Anlıyorum. Yok, ben bir şey sormak için rahatsız etmiştim ama sonra da ararım. Ha, geliyor. Şey, acilse konuşalım. Yok canım. Kiracı ev sahibi davası. Bizim Neziha Hanımlar iyi bir avukat arıyorlar da. Peki, bugün ben zaten sizi arayacaktım. Sahi mi? Elbette. Bir araya geldiğimizde o işi de konuşuruz. Olur, çok iyi olur. İyi günler. Biraz kalabalık burası. Görüşürüz, hoşça kalın. Adnan Bey, bu işin hallolmasını sağlayacak. Peki, nerede konuşuyoruz? Şöyle bir yer bulup oturalım. Tamam. Sana göstermem gereken bir şey var. Beni arayacakmış. Beni arayacakmış. Evde diyorum. Nerede bu Feyla ya? Beni arayacakmış. Ne zaman? Ben gittikten sonra mı aradı? Öğleden sonra dedi. Öğleden sonra mı dedi? Allah Allah. Peki neredeymiş? Telefonu niye kapalıyım? Parfüm bitmiş. Fönüfen abla ya. Zaten seni arayacaktım dedi. Ya ne diyorsun abla ya? Feyla nerede? Şurada bekleyebilirsiniz. Teşekkürler. Doktor Ali İhsan Ömer. Emel abla? Süheyla? Ne işin var senin burada? Kimseye söylemeyeceğini yemin et. Yemin ediyorum. Ama sen de beni burada gördüğünü kimseye söylemeyeceksin. Tamam tamam. Bak ne oldu biliyor musun? Telefonum çaldı. Bir de baktım burada arıyorlar. Geçen hafta yaptırdığım gebelik testi sonucunda bir yanlışlık olabilirmiş. Testi tekrar etmek istediler. Aa, yani belki de... Ay fuf fuf. Yine sevinmek istemiyorum. Süleyman'a bile söylemedim zaten geldiğimi. Apar topar geldim. Efendim? Doktor, ben de kimseye söylemedim. Önce emin olmak istiyorum. Yemin et. Ay sen de mi? Galiba. Sonuçları bekliyorum. Ay, ben de. Ay gel şöyle oturalım.
Sayın Ümit Çalış, danışmaya lütfen. Sayın Ümit Çalış, danışmaya lütfen. Ne yapmaya çalışıyorsun sen aslanım? İpliğini pazara çıkarmaya çalışıyorum. Bir itirazın mı var? Bana kabadayılık sökmez. İş ona kalmasın. Aman ha. Bak kardeşim, ben bu ailenin avukatıyım. Şu elimizde gördüğün bant senin karının sonu değil. İyi niyetli suistimalden, adaleti yanlış bilgilendirmekten, yalancılıktan, tehditten ayrı ayrı mahkum ettiririm seni. Çocuğu almak, parasını kullanmak bir tarafa, en az 5 yıl karı koca bizim zorunlu misafirimiz olursunuz. Ama beni yanlış anladınız abi. Seni çok iyi anladık. Nasıl ciğersiz bir adam olduğunu da biliyoruz. Şimdi, avukat Bey'i çok iyi dinliyorsun ve bu işi temizliyoruz. Abi bak, Zeynep benim kızım sayılır. Ona bir kötülüğüm dokunsun ister miyim hiç? Boş lafları bırakalım da usul konuşalım şimdi. Şimdi bu şartlar altında bile çocuk üstünde hak iddia etmeye devam ediyor musun? Hayır, yani ben öyle bir insan değilim. Ben sadece... Sen sadece ne? Zeynep sizde kalsın. Hemen adliyeye gidelim hemen. Bu iş bugün bitsin. Süheyla İnci, Emel Mert. Benim. Benim. Tahlil sonuçlarınız. Cem'in sünnetini yapacağız. Eyvah. Annemin de iki ayağı bir pabuca girecek. Sünnet hazırlıklarında hayatta beni çalıştırmaz. Ay. Beni de Hayri ablam çalıştırmaz. Ay. Mehveş teyzeye de föv verdiydim ya. Ben sünnete kadar söylemeyeceğim. Nasıl dayanacaksın? Hafta sonuna kadar dayanamaz mıyım? Hı? Bunu aynı anda söyleyelim. Tamam. 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 Alo, efendim Süleyman. O beni arıyor, beni. Yanımda. Öyle mi? Hay Allah, dur veriyorum. Ver. Alo canım. Ben sana Emel ablayla favora gideceğiz dedim ya. Yemin et. Demedim mi? Ah güzelim. Kufuruma bakma. Telefonum düştü dağıldı, canımın içi. Tamam tamam, şimdi geliyorum. Ah merak etmiş benim tatlım. Tamam tamam, bıraktım. Ya yok, bir şey almadım zaten. Tamam, birlikte yaparım. Hemen geliyorum. Oldu sevgilim, ben de. Hadi. Bu çarşafları yedekli aldım. Ne olur ne olmaz. Sünnet sonrasında da kullanılır. Çok güzel. Ama siz bize alacak bir şey bırakmamışsınız ki. Heves ettim, ne yapayım? Oğlumun ilk mürvedi. Zaten size o kadar müteşekkirim ki. Bu uzaklığa sizin sayenizde katlanıyorum valla. Cem'in iyi ellerde olduğunu çok iyi biliyorum. Teşekkür ederiz. Cem için o kadar çok şey yapıyorsunuz ki. Bırakın ben biraz vicdanımı rahatlatayım. Vicdan yapacak bir şey yok. Hayat işte.
Sadece yanında biz yokuz ki. Babası da var. Zeynep var. Cem'in can yoldaşı, arkadaşı, kardeşi. Değil mi Zeynep? Yaralıyız, bereliyiz ama iyi bir aileyiz. Ağzınızın tadı bozulmasın. İnşallah. Sakın gülmeyin. Gülme dedim benim. Vallahi konuşmam. Harika olmuşsun paşam. Bakayım sana. Çok yakıştı bir tane. Başlama anne. Nefis desem zaten dünden hazır. Bu komik kıyafetin neresine alıyorsunuz ya? Hadi izin verdim. Gülün gülün. Maskara bu maskara. Ben bakarım. Gel bir tane. Anne, bu asaya yerine bir kılıç falan alsam olmaz mı? Olmaz canım. Şapkayı zora şapkasıyla değiştirsek. Merhabalar. Hayırdır? Çok hayırlı. Mesele kökten çözüldü. Çok şükür. Çok şükür. Zeynep sizin velayetinizde kalıyor. Yaşasın. Yavrum. Neviş teyze. Hoş geldin gönül. Uzun hikaye. Sonra anlatırım. Tamam. Seni benden hiç kimseler alamaz. Zaten aksine hiç düşünmemiştim ki. Şu kadarcık bile. Oh canım. Aslanım. Artık gücü benlikten terfi ediyorsun. Böyle terfi oldu mu baba ya? Maskara oldum. Dur bakalım daha senin başına neler neler gelecek. Dayan yavrum, dayan aslanım. Gülüm Fece. Tamam. Geçmiş olsun. Bitti yavrum, aferin sana. Geçmiş olsun küçüme. Yavrum, canın çok acıdı mı? Birazdan yanına geleceğim. Tamam tamam, verdik de ben iyiyim. Bak bak bak. Bakayım. Hadi sen yat. Canım, bir şey istiyor musun? Bir an önce hediyelerimi açmak istiyorum. Ben sana yardım edeyim. Nereden başlayalım? Saatleri ve kitapları geç. Oyuncaklardan başlayalım. Helal, helal.
güzel bir gün değil mi? Evet. Bir şey mi söyleyecektiniz? Şey diyecektim. Müzik değişince belki benimle dans edersiniz. Yani ister misiniz? Ne diyorsunuz tabii. Aa, merhaba Rukiye teyze. Bir saniye pardon, tamam. Şimdi geliyorum. Bana bak, değiştir şu müziği, değiştir. Yavaş ama bir şey yer çal. Yersin, yersin topuğu kafana. Peki değiştir ya. Çabuk. Değiştirelim çocuklar. Ah, çok yoruldum ben. Sizi böyle neşeli görmek ne saadet. Sıkıntılar bitti çok şükür. Zeynep konusu çözüldü diye çok mutluyum. Şahane. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Bizim de topuyla ilgili bir problemimiz var. Hallederiz. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Tabii ki. Severek yaparım. Ben de burada yakında oturuyorum. Çok iyi. Bir gün gelirseniz mutlu olurum. Tabii tabii. Kartınız varsa değil mi? Tabii tabii. Ya Flemon! Hadi bırak artık o kamerayı. Gel biz de dans edelim. Derhal aşkım. Zeynep gel. Bak şimdi bu. Tamam biliyorum. Tamam. Aferin falakım. Pişmanım. Ah pardon. Önemli değil. Aa müzik değişmiş. Evet. Benimle dans eder misiniz? Olur. Aslında size söylemek istediğim bir şey var. Çatlatmayın sana. Ne söyleyeceksin? Hadi Feyla. Öyle merak ettim. Ben abiyim. Ben abiliyim. Ne? Allah! Ne? Evet işte bu. Yaşasın. Allah be! Bebeğim. Hay Allah. Ne oldu? Ne oluyor? Hemen. Hemen hamile. Ne? Ay nereye koyayım ben? Abi, abi, benimki de. Alıyorum ya, babamı alıyorum. Size kardeşim geliyor, kardeşim. Çak. Çok sevindim, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir daha baba oluyorum. Ben de abi, benim de kardeşim. Evet, tabii. Ne güzel, ailemiz büyüyor. Hey! Ay ne oldu? Hey! Ne oldu? Evleniyorum, evleniyorum! Ay dedi ne? Şimdi teklif etti. Vay be! Aslan enişte! Allah benden razı olsun. Maşallah, maşallah. Bu yıl çok hareketli, bereketli olacak anlaşılan. Darısı başımıza. Aa, daha neler. Ay, başıma gelenler. Geçiyor. Şimdiden iki hamile bir gelin adayı tespit edildi. Daha neler olacak kim bilir. Eğlence tuzu ile devam ediyor. Ama benim canım çok yanıyor. Hadi ben seni çekeyim. Sen de bir şeyler söyle. Ne söyleyeyim? Ben buraya gelin sadece bir sene oldu. Kimse sizi.
Şimdi bakın kocaman bir ailem var. Süleyman abim, Leyla ablam, Hayriye teyzem, Murat abim, Emel ablam, canım kardeşim Cem, şefkatli sevgi dolu Mefeş teyzem. Ve canım dedeciğim, sen de bizi izliyorsun biliyorum. Keyifli keyifli bize bakıyorsun. Bu bahçe neler gördük. Güldük, ağladık. Umutlarımızı yaşartmaya çalıştık. Çalışıyoruz. Bir hikaye anlattık sevgiyle. Sevginin hikayesini anlattık size. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.